Sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz Burak Bey? Ben de bütün katılımcı sevgili arkadaşlarımı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Böyle bir imkana da sahip olduğumuz için pandemi günlerinde özellikle gençlerle bir araya gelmek son derece keyifli. Gençlerin 50 yaşına gelmiş bir abisi olarak onlara biraz hitap etmeye çalışacağım bugün. Ben 1970 Ankara doğumluyum. Bütün eğitim hayatım Diyarbakır ve Ankara'da geçti babamın görevi sebebiyle. Kız Lisesi mezunuyum. Bundan da gurur duyuyorum. Ankara Yeni Mahalle Kız Lisesi. Nadir erkek öğrencilerinden birisiyim. Şimdi galiba Halide Edip Lisesi olmuş. Sonra bizim tabirimizde Mektep Mülkiye Şahane, yani Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim. Hariciye Uluslararası İlişkiler bölümünü. Evliyim. İki evladım üniversite son sınıfta okuyor. Tahmin ediyorum pek çok katılımcı arkadaşımız gibi. Biri genetik okuyor, biri uluslararası ilişkiler okuyor benim gibi. 3 numarada lise 1'de henüz o yolculuğuna devam ediyor. Mezuniyetten itibaren İş Bankası'nda çalışıyorum. İlk çalıştığım kurum çok kısa süren bir gazetecilik deneyimi akabinde 1 ay, 1,5 ay gibi. Hemen mezuniyetin akabinde başladım 1990 yılında İş Bankası'na. 30 yıldır da yaklaşık askerliği 6 ay hariç tutarsak İş Bankası'nda çalışıyorum. Eğitim uzmanı olarak göreve başladım. Sonra devşirilip kredi uzmanı oldum. Akabinde uzun meslek hayatımın, 30 yıllık hayatımın bir 10 yıllık bölümü yurt dışı iştiraklerimizde geçti. İşbank AG diye Avrupa Birliği'nde kurulu bir bankamız var. Orada Frankfurt'ta risk yönetimi ve kredilerden sorumlu müdür yardımcısı olarak çalıştım. Şube müdürlüğü yaptım. Ankara Bölge Müdürlüğü'nü yaptım. Ürün müdürlüğü yaptım ki en inovatif, en keyifli görevlerimden bir tanesiydi. Ticari Ürün Müdürlüğü. Sonra bölge teşkilatından sorumlu ve ticari şubelerden Ticari Bankacılık Satış Müdürlüğü'nü yaptım. Akabinde bir daha Almanya yolu gözüktü. Bir 3 yıl kadar oradaki bankamızın genel müdürlüğünü yaptım 2016'ya kadar. 2016'dan bu yana da İş Bankası'nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. İnsan kaynakları alanından sorumluyum. Onunla beraber yetenek yönetimi, onunla beraber yine çok önem verdiğimiz bir alan kurumsal mimari ve tahmin ediyorum arkadaşlarımın ilgisini çekecek çevik yönetim bölümü. Kurumsal mimari tarafında da bankanın bütün süreçlerini, dijital dönüşüm programını arkadaşlarımla beraber yürütüyorum. Genç ve dinamik bir ekibim var. Yaklaşık ortalama, yani dinleyiciler için biraz yaşlı gözükebilir ama ortalama 35 yaşında. Yaklaşık 400 kişilik şahane arkadaşlarımla çalışıyorum. Gözümüzü bu kurumda açtık, bu kurumda devam ediyoruz. Belki şimdiki gençlere biraz farklı gelecektir ama İş Bankası bir banka olarak görmüyoruz biz. Bir cumhuriyet kurumu olarak görüyoruz. İleride de sorularınız oldukça şey yaparız, değiniriz. Sadece zaten finansal fonksiyonları olan alelade bir bankadan ziyade 100'ü aşkın iştirakiyle, 24 bin çalışanıyla, iştiraklarıyla beraber 70 bin çalışanıyla aslında büyük bir sanayi, finans, teknoloji holdingi diyebiliriz ağırlıklı olarak. Özellikle son yıllardaki yatırımlarla beraber. Bir süre iştirakta da yönetim kurulu üyeliği yapma imkanı buldum. Hem yurt dışı banka iştiraklerimizde, Rusya'da, Gürcistan'da, Almanya'da, hem işte bizim Cam grubunda, Trakya Cam'da, Anadolu Sigorta'da, Anadolu Hayat'ta. Onlar çok ciddi deneyimler sağladı. Yani tahmin ediyorum meslek hayatına atılırken bu kadar çok değişik görevi yapacağımı tahmin etmezdim. Evet. Aslında bu da bankacılığın çok yönlü bir alan olduğunu da gösteriyor. Peki şu anda Burak Bey, insan kaynakları yönetimi anlamında masada neler var? Yani hangi konularınız öncelikli, böyle herkesin şu anda ajandasında olan tüm ekibinizin ve sizin nedir Ya öncelikli? aslına bakarsanız bütün ajandalarımız alt üst oldu. Geçen Time şeyle çıkmıştı galiba. Büyük sıfırlama diye bir kapakla çıkmıştı. Great Reset diyorlar. Benim İngilizcem birazcık Alman Rus aksanlıdır, arkadaşlarım mazur görsünler. Yani bütün yaşadığımız değerleri, sistemleri, işte neoliberalist veya neo-Keynesyen yaklaşımların yenileneceği, çok kutuplu dünyanın tekrar kağıtların yeniden karılacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Biz de ister istemez etkiledi. İnsan kaynakları olarak neyle uğraşıyorsunuz derseniz, ana uğraştığımız konu şu anda pandemi. Tabii pandemi bize şuna da yol açtı. Öncesindeki gündemimiz tüm firmalarda olduğu gibi dijital dönüşüm, bankacılık 5.0, endüstri 4.0 denen yeni dünya düzenine adapte olma, süreçlerimizi dijitalleştirme, buna yönelik çalışmalar yapma, çalışanlarımızın yetkinliğini buna göre evriltme, işe alım süreçlerimizi buna göre dönüştürme üzerine kuruluydu. Pandemi de aslında güzel bir katalizör oldu buna. Yani bir faydasının o olduğunu söyleyebilirim. Özellikle pandeminin. Yani maalesef pek çok can kaybı yaşandı. Hala etkilerini yaşıyoruz.
Sosyal hayatımız tamamen değişti, eğitim hayatımız tamamen değişti, ritüellerimiz, alışkanlıklarımız değişti. Yeni normale adapte olmaya çalışıyoruz. Zor bir sınavdan geçtiğimizi düşünüyorum hep beraber, bütün dünya olarak. Kesinlikle. Yani burada biraz aslında pandemi süreci hızlandırdı, yani işte dönüşümü hızlandırdı dediniz. Peki burada riski ve kaosu öngöremediğimiz için yönetme kısmında çok yetkin olması gerekiyor bir kurumun. Kesinlikle. Bu anlamda neler var içeride ajandamızda? Ajanda olarak şöyle söyleyebilirim. Birinci temel önceliğimiz tabii çalışanlarımızın, aile bireylerinin, yakınlarının ve toplum sağlığını gözetecek tedbirler almak oldu. Çok süratli bir şekilde arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Yani bir kriz yönetim ekibimiz vardı zaten. Bununla beraber aktif hale getirdik. Çok kısa sürede hayatta ummayacağımız tedbirleri almak zorunda kaldık. Yani klasik hijyen vesaire, maske, eldiven kullanımından tutun ki onların Allah'tan hazırlıklarını yapmıştı arkadaşlarımız. 15 bine yakın arkadaşımızı bir haftada evlerine gönderdik. Dönüşümlü mesaiye geçtik. Mesai saatleri değişti. Yarım gün çalışmaya başladılar. Servis saatlerini değiştirdik. Yemekhanelerini kapattık. İşte kumanya sistemine dönüldü. Serbest kıyafete geçtik sonunda. 16 bin kişinin evde olduğunu, işlerinde tıkır tıkır yürüdüğünü de gördük. Örneğin Tuzla'daki teknoloji operasyon merkezimizde neredeyse %10 personel kaldı dönüşümlü olarak, dönüşümlü çalışma kapsamında. Geri kalan bütün arkadaşlarımız evden bütün süreçleri yürüttüler. Dijitalleşmenin de etkisini tabii bu arada gördük. Yani şunu vurgulayayım, zaten geçen sene bu zamanlar %90'lara gelmişti müşterilerimizin dijital kanallardan yaptığı işlemler. Pek çok arkadaşımın aklına belki banka deyince şubeler vesaire geliyor. Evet, son derece önemli. 1000 üzerinde şubemiz var ama şu anda İş Bankası'nda günlük yapılan yaklaşık 100 milyonun üzerindeki işlemin sadece 4 milyonu 5 milyonu şubelerden yapılıyor. 95 milyonu ağırlıklı da işte bu hepimizin yanında olan cep telefonları dahil olmak üzere bu kanaldan yapılıyor. Ondan ötürü teknolojinin hayatımızda ne kadar etkin olduğunu anladık. Bir önemli gelişme daha oldu bence. Bu konudaki farkındalığı olmayan kurumlarla farkındalığı olan kurumlar arasındaki gap de kapandı. Yani buna çok fazla önem vermeyen, hala geleneksel iş modellerini sürdürme ısrarında olan kurumlar açısından da bir devrim oldu bu. Ve çok şükür biz buna çok daha önceden başlayan bir kurumduk. Yani teknolojiye muazzam yatırım yapan bir grubuz. Hayatımızı ciddi oranda değiştirdiğini ve evrilttiğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlarımla beraber işte yeni iş süreçleri üzerinde çalışıyoruz. Ne kadar süreceği de belli değil aşının çıkacağı. Halen 12-13 bin civarında arkadaşım uzaktan çalışmaya devam ediyor. Bazı illerimizde mesai saatlerinin ayarlamasını yaptık. İş sağlığı güvenliği ekiplerimizi sürekli ayakta tutuyoruz. Dijital bir sürü konferanslar düzenledik bu arada. Hem kurum hekimlerimizle hem dışarıdan uzmanlarla. Hatta bir akşam sizin gibi yine iki hocamızı alarak yaklaşık 2000-3000 civarında banka çalışanıyla bir televizyon yayını benzeri bir webinar yaptık arkadaşlarımızla. Oradaki soruları yanıtladık. Yani şu anda işimiz gücümüz bir parça pandemiyi doğru yönetmek, hem finansal açıdan doğru yönetmek, hem toplum adına doğru yönetmek. Tüm kurumlarda olduğu gibi işte Sağlık Bakanlığımızın süreçlerine gerek maddi gerekse farklı konularda desteği sağlamak, ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamak ki bu pandemi biliyorsunuz zaten bir ağır siyasal ve ekonomik konjonktürün üstüne geldi. Türkiye'nin zaten Suriye'den tutun Irak'a, Azerbaycan'dan tutun işte Ege Denizi'ne, Mavi Vatan'a kadar pek çok uluslararası sorunla boğuştuğu bir dönemde ve aynı zamanda ciddi ekonomik türbülanslar yaşadığımız bir dönemde, Ağustos 2018'de başlayan kur hatırından itibaren üstüne bir de pandeminin etkisi hayatın da sürdürülebilirliği anlamında ciddi ödevler yüklüyor size. Çünkü siz sıradan bir kurum değilsiniz, dediğim gibi Türkiye'nin bankası iddiasında olan bir kurumsunuz. Bir cumhuriyet kurumu olma iddiasında olan bir kurumsunuz. Ondan ötürü aldıklarınızı topluma vermek, toplumla beraber ilerlemek gibi rolleriniz, fonksiyonlarınız da var. Bunu da iyi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bu süreçte yaşlılara verdiğimiz hizmetten tutun da uzaktan sağlık hizmetlerine kadar sağlık grubumuz aracılığıyla veya işte Remote RM uygulamasını başlatarak müşteri temsilcilerini bir nevi merkezde artık şubelerde değil tutup tek tek gerekirse müşterilerimizi aratarak 65 yaş üstü müşterilerimizi aratarak süreçlere dahil etmek kaydıyla kesintisiz hizmeti sürdürmeye gayret ettik. Çünkü finans sistemini de durduramıyorsunuz bir anda. Evet. O sürdürülebilirliği de sağlamanız lazım. Çünkü insanların finansal ihtiyaçları var.
Hayatın idamesine dair ihtiyaçlar var. Bankamatiklerinizi yükleyeceksiniz. Şubelerinizi belli bir oranda çalıştıracaksınız. Çek senet trafiği var. Kredi trafiği var. Bunları doğru ve iyi bir şekilde yönetme gayretindeyiz açıkçası. Onunla beraber de dijital dönüşüm ve agile dönüşüm sürecinden de ödün vermeden ilerliyoruz. Hatta hızlandırdık. Şimdi bizi dinleyen arkadaşlarım arasında benim gibi iktisadi idari bilimler disiplininden çok arkadaşım vardır tahmin ediyorum. Ağırlıklı bankacılar da bu disiplinden gelirdi. Yani iktisat, ekonomi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, işletme mezunu arkadaşlarımdan gelirdi. Son yıllarda buradan ağırlıklı olarak matematik, istatistik, mühendisliğe doğru bir kayma var. İktisadi idari bilimler okuyan arkadaşlarım iyi bilirler. Hep şu örneği veriyorum. Ceteris paribus kuralını öğretirler bize. Ekonomi 101'de falan ilk ders aldığımızda. Yani diğer koşullar sabitken diye. Vallahi üniversitedeki hocalarım kusura bakmasın, öyle bir dünyaya gelmiş vaziyetteyiz ki 2010'dan itibaren şeyle beraber. Ceteris paribus, Allah rahmet eylesin, öldü. Yani öyle bir şey yok. Onun yerine yine uluslararası ilişkiler okuyanlar bilirler. Rebus sic stantibus aldı. Yani koşullarda köklü ve sürekli değişiklik. Her şey sürekli deviriyor, sürekli değişiyor. Günden güne tekrar adapte olmak zorunda kalıyorsunuz. Her sabah dünya yeniden kuruluyor, kağıtlar yeniden karılıyor. Yeni bir başlangıç oluyor hayata. Ondan ötürü bu değişimi iyi yönetmek lazım. Kimisi Çin atasözü var, diyor ki işte değişim rüzgarları esmeye başlayınca diyor kimi duvar inşa eder. Bizim gibi diyor, Çinliler gibi. Kimisi ise yel değirmeni. Biz açıkçası yel değirmeni inşa etmeye çalışıyoruz. Çalışan profillerimiz değişiyor. Bankaları genelde bir finansal kuruluş olarak adlandırıyorlar. Ama aslına bakarsanız ben hani bankanın gider bütçesine, harcamalarına, yatırımlarına baktığımız zaman esasen çok ciddi bir teknoloji şirketiyiz. Dediğim gibi 100'den fazla iştirakimiz var. Bu iştiraklarımızın çok ciddi bir kısmı teknoloji alanında. Softtek ve banka dahil yaklaşık 2000'e yakın yazılımcı, bilgisayar, elektronik mühendisi, haberleşme mühendisi arkadaşım görev yapıyor. Bankacılığın bütün ilk süreçlerinde endüstri mühendisleri görev almaya başladı. İşe alım birimimizin başında sizinle beraber çalıştığınız arkadaşım sevgili Aslı Hanım, istatistikçi. Normalde bir insan kaynakçının istatistikçi olmasını beklemezsiniz. Kurumsal mimari süreçlerini yöneten arkadaşım Sezgin Bey, endüstri mühendisi. Çevi'yi yöneten arkadaşım şu anda Ali Bey, endüstri mühendisi. Yani daha fazla bu alanlara kaymaya başladık ve klasik roller de değişti. Yani tabii ki yüz yüze müşteri teması hiçbir zaman önemini kaybetmeyecektir. Şube bankacılığı en azından iletişimin devamı açısından gerekli olacaktır. Fakat teknolojinin bu kadar güçlü geldiği bir noktada, işlemlerimizin %95'inin payını aldığı, sadece cep telefonunun işlemlerinin %80'ini üstlendiği bir dünyada veriyi doğru yönetmek, big data'yı doğru yönetmek, yeni teknolojilere açık olmak, yapay zekadan etkin olarak yararlanmak, tüm bunları yaparken de insan kaynağınızı da yeni yetkinliklerle dönüştürmek zorundasınız. Çünkü artık tek boyutlu veya tek yönlü ihtisaslaşma çok fazla önem arz etmiyor. Çok yönlü ihtisaslaşma lazım. Arkadaşlarım işte beni bu yaştan sonra 50 yaşıma geldim, RPA eğitimine falan tabi tutuyorlar. Ki öğreneyim robotik süreçleri, en azından robotik yazılım süreçlerini diye. Çok yoğun bir eğitim programı uyguluyoruz. Biz bütün yöneticilerini kendi içinden yetiştiren bir kurumuz. Yani bizde hiç transfer olmaz ve 30 yaşın altında üniversite mezuniyeti akabinde veya masterları akabinde alırız. Hepimiz öyleyizdir. Ondan ötürü de uzun yıllardır bu kurumda çalışırız. Son dönemde dediğim gibi alımlarımız ağırlıklı veri bilimci, veri mühendisi gibi bundan 5 yıl önce bizlerin de ne olduğunu bilmediğimiz, esasen veriyi doğru işleyecek, veriden anlamlı sonuçlar çıkarabilecek alana yöneldi. Tabii ki ihtisas hatlarının önemi aşikar kaybolmayacaktır da, hukuk gibi, kredi tahsis gibi, finansal yönetim disiplini veya muhasebe disiplini gibi. Ama bununla beraber daha farklı ekiplerin bir araya geldiği, agile diye adlandırılan, ki o da çok tartışmalı, konuşuruz belki birazdan değiniriz, çalışma modelleri daha fazla ağırlık kazanacak. Onları yapıyoruz ağırlıklı olarak. Şu anda 30 takımda 200 galiba 70'i buldu sayısı arkadaşlarım. Agile modda çalışıyorlar ki bunlar 20 ayrı bölümden bir araya getirdiğimiz arkadaşlar. Ve bunun sayısını 1500'e kadar çıkaracağız önümüzdeki bir yıl içinde. İktisadi idari bilimleri okuyan arkadaşlarım çok alınmasınlar. Mutlaka yanına ek yeteneklerini katmalarını tavsiye ederim. Yani örneğin SQL öğrensinler. Örneğin bir yazım dili öğrensinler, R öğrensinler, Python öğrensinler ki artık bunlara ulaşım da çok kolay, online kursları vesaire de var.
iyi bir iktisatçı kadar veriyi iyi kullanan bir iktisatçıya ihtiyacım var. İyi bir mühendis kadar aynı zamanda iktisattan da anlayan, ekonomiden de anlayan mühendise ihtiyacım var. O yüzden çok yönlülük çok daha önemli hale gelmeye başladı. Biraz daha burada galiba iş dünyasında belli dönemlerde belli metaforlar öne çıkıyor gibi. Yani geçmişte işte büyük balık küçük balığı yerdi mesela. Bundan belki 20 yıl önce, işte 10 yıl önce bir hızlı balık giriverdi hayatımıza. Hızlı yavaş yiyordu. Hızın önemli olduğu yıllar. Şimdi arada bir işte mor inek böyle farklılaşmayla ilgili işte renkli balıklar falan. Şimdi anladığımız kadarıyla böyle bir çevik balık dönemine geldik. Yani bir çeviklik konusunu sıkça duyuyoruz. Burada hani çeviklikle ilgili neler söyleyebiliriz? Çevik yetenek var mıdır? Nasıl olur? Neye benzer? Ya insanoğlunun kendisi tam başlangıçta sohbet ederken söylüyorsunuz aslında çevik bir varlık yaratılmış. Yani bütün sapiens tiplerine bakarsanız insanoğlu aslında zayıf bir varlık. Yani doğada ondan çok daha güçlü varlıklar yaşamını sürdüremezken insanoğlu bütün besin zincirinin ve doğa zincirinin en üstüne yerleşmiş vaziyette. Gene bir toplantıda arkadaşlarla sohbet ederken anlatmıştım. Mesela Neandertal insan, daha doğrusu Neandertal türü yok oldu gitti. Neandertal insana göre çok daha güçlü. Kafası da daha büyük. Daha fazla protein tüketebiliyor. Daha zeki insanoğluna göre ve son derece güçlü bize göre. Fakat biz insanoğlu, Homo sapiensler, Neandertalleri yok ettik. Çünkü temel bir farkımız var. Kültür oluşturabiliyoruz. Bir arada oluşturabiliyoruz. Kolektif çalışabiliyoruz. Kolektif değer üretebiliyoruz. Bu manada bakarsanız Ecel insanlığın tarihinden bu yana var. 2017-16 yılında bunları ilk araştırmaya başladığımızda iki arkadaşımı önce İtalya'ya sonra Hollanda'ya göndermiştim. Ecel'le ilgili konferansları takip etmek üzere. İşte bir takım veriler, makaleler okuyoruz, danışman firmalarla görüşüyoruz falan ama yani bu Ecel'i anlamak için gitmeden de şeyin sohbetini yapmıştık. Ya aslında bu hani Cengiz Han'ın ordularında kullandığı metottan çok da farkı yok. İşte insanlık tarihinde veya kabile toplumunun işte tarım toplumuna geçişte uygulanan metodolojilerden çok da farkı yok diye. Arkadaşlarım Hollanda'ya gittiler. Enteresan bir şekilde İngiliz ordusundan bir general gelmiş konuşmacı olarak ve İngiliz ordusunu Ecail'e çevirdiklerini ve bunun da Falkland Harbi'nin savaşının sebebiyet verdiğini, orada çok başarılı olduklarını çünkü kara, hava, deniz kuvvetlerinin bir arada uyum içinde çalışabildiğini, daha otonom çalışabildiğini, kararları süratle alabildiğini, farklı takımların bir araya gelerek birbirlerini desteklediğini fakat barış zamanında İngiliz ordusunun tatbikatlarda çok hantal ve başarısız kaldığını görmüşler. Çok enteresan geldi. İkinci konuşmacı Alman Maliye Bakanlığı'ndan ki Alman ekolü son derece muhafazakar, teknik tabirle ortodoks bir ekoldür. Yani Alman Maliye Bakanlığı'nın Ecail'e geçebildiği veya şeyin Ecail'e geçebildiği bir yapıda siz de geçersiniz. Ama şöyle bir putlaştırma da yapmamak lazım kavramlarda. Biz uzun yıllardır silo tipi denen hiyerarşik modellerle çalıştık. Silo tipleri çok ciddi kazanımlar sağladı, bir ihtisas birikimi sağladı. Her alanda, sanayiden tutun, finansa kadar. Fakat bu silo tipi hiyerarşi kendi bürokrasisini de yarattı. Bu yarattığı kendi bürokrasisi belli bir süre sonra bu kadar verinin zenginleştiği bir dünyada. Yani 5000 yıllık yazı tarihi var. Sadece 2015 yılında bütün insanlık tarihi boyunca yazılmış yazı kadar Google'da yazılmış yazı var. Bir yıl içinde. Şimdi belki bir gün içinde yaratıyoruz. Tetrabaytlarla vesaire ifade etmeye başladık artık verileri. Bu kadar geniş bir zenginliği tek başına yönetme konusunda yetersiz kaldı. Ama bu şu demek değil, bütün hayat agile olacaktır. Tamamen her şey agile çalışma biçimine geçecektir. Hayır, agile ile silo tipler aslında birbirini tamamlayıcı olacaktır. İkisinden de yararlanmak lazım. Dediğim gibi o ihtisas bilgisini kaybedemezsiniz. Ecel size müşteriye dönük yüzünüzde, hizmete dönük yüzünüzde ciddi kazanımlar sağlayacaktır. Ama öbür taraftan da ihtisas bilgilerinizi kaybetmememiz lazım. Yani tıpta da Ecel'i kullanabilirsiniz ama iyi bir beyin cerrahisine her zaman ihtiyacınız olacak. Veya iyi bir radyoloğa veya iyi bir onkoloğa her zaman ihtiyacınız olacak. O onkoloji disiplininin getirdiği hiyerarşik şeyi kaybetmememiz lazım. Aynı şekilde bizde de iktisat disiplininin getirdiği o klasik ekolün ihtisas bilgisini kaybederek yönetemezsiniz. Ama şuna da değinmek isterim. Agile'ı bir de şey kavramları çıktı biliyorsunuz. Doing Agile, Being Agile.
herkes agile yapıyoruz diyor. Aslında agile yapmak değil, agile olmak önemli bana sorarsanız. Çevik olabilmek önemli. Agile yapmak çok kolay. Hani anlatırsınız, bunun formatları var, ritüelleri var, şeyi var. Kendi kurumunuzu analiz edip, kendi şirketinizi analiz edip hangi alanlara bunu adapte edebilirsiniz, uygulayabilirsiniz, başarılı sonuç alabilirsiniz diye bakmak lazım. Agile'de tam bir futbol takımı gibi düşünebilirsiniz aslında bu manada. Farklı özelliklere sahip, işte iri uzun boylu defans oyuncuları da var. Daha kıvrak, çevik, süratli kanat oyuncuları da var. Teknik becerisi çok gelişmiş, topu dağıtan iyi orta saha oyuncuları da var. Bu arkadaşları kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya getirip ortak bir takım oyunu başarabiliyorsanız ve bundan hızlı sonuç üretebiliyorsanız, kişilerin mutlu olmasını sağlayabiliyorsanız, karşılıklı etkileşim suretiyle yetkinliklerin gelişmesine katkı sağlayabiliyorsanız, yani zaman zaman artık savunma oyuncunuz da gidip her pozisyonda ileride olmasa bile kornerde kafa vuruşuyla gol atabiliyorsa veya kanat oyuncunuz da işte zaman zaman defansa gelip yardımcı olabiliyorsa veya forvetiniz, Agile bana sorarsanız böyle bir şey. Putlaştırmadan, mitleştirmeden mutlaka yararlanılması gereken çok doğru ve etkin bir metodoloji. Ama bir moda haline gelmesini de açıkçası şey görüyorum. Yani paradigmaları yıkan bir şey Agile. Aslında bir Agile paradigması da yaratıyoruz yavaş yavaş maalesef. Evet, çelişiyor. Peki bu mesela bir yetenek geldi Burak Bey, mezun oldu. Ben İş Bankası'na başvurmak istiyorum. Yani mülakata geldi. Ben çok Agile bir yeteneğim dedi. Agile oldum hatta ben uyguluyorum, kendim öyleyim dedi. Siz bu yetenekte hangi, yani neyi beklersiniz? Nasıl vasıflar beklersiniz? Neleri ölçersiniz onda ve öyle olup olmadığını anlarsınız? Yani biraz daha genç arkadaşlarım. Gerçekten şöyle söyleyeyim. Bir kere teknik mesleki yetkinlik konusunda iyi bir akademik eğitim almasını arzu ederiz. Şu anda ben de 107 üniversiteden arkadaşlarım çalışıyor. İşte Koç, Bilkent, Sabancı, Boğaziçi, ODTÜ, Ankara vesaire gibi klasik hani köklü ekol üniversitelerin yanı sıra Sütçü İmam Üniversitesi'nden tutun, işte Van 100. Yıl Üniversitesi'ne kadar, Bozok Üniversitesi'ne kadar farklı alandan gelen ve çok da iyi yetiştirmiş kendisini arkadaşlarım var. Mutlaka bir akademik temeli alması lazım. Ama zaten herhangi bir disiplinde eğitim almış arkadaşım, mesela endüstri mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, iktisatçı, kamu yönetimci, iyi bir akademik formasyona tabi olarak kam bilgiyle geliyor. Ama akademik formasyonun iş hayatına uyumunu sağlamanız lazım. Burada en temel aradığımız özelliklerden bir tanesi takım oyuncusu olabilmesi. Bizim genel müdürümüzün bir tabiri vardır. Mütevazi ailelerin iyi okumuş çocuklarının hikayesidir der, başarı hikayesidir der. Biz 37 çalışanla yola çıkan, 37 Türk genciyle yola çıkan bir kurumuz. Biraz tarihe gidiyorum ama arkadaşlarımızla paylaşmak isterim bunu. Büyük Atatürk Celal Bey'e sonraki başbakanımız, Cumhurbaşkanımız Celal Bayar Efendi'ye bankayı kurma görevini yaptığında, peki diyor ya Celal diyor, kimlerle yapacaksın bu işi diyor. Türk gençleriyle yaparım diyor. Ya bankacımız var mı diyor. Yetiştiririz efendim diyor, sorun değil diyor ve hakikaten Türk gençlerinin faziletine yola çıkarak, onlara inanarak yola çıkan bir cumhuriyet kurumu. Sizin de bir sloganınız var yanlış bilmiyorsam, Türkiye'nin yeteneklerine inanıyoruz diye. Biz de Türkiye'nin gençlerine inanıyoruz. O yüzden gençleri alıp yetiştiriyoruz. O yüzden yöneticileri kendi içimizden yetiştiriyoruz. Agile oldum diyemez hiç kimse. Agile olup olmadığını iş başında anlarsınız. Ama şu olması lazım, aradığımız en temel özelliklerden bir tanesi empatik yaklaşmayı bilebilmesi lazım. Takım çalışmasına uyumlu olması lazım. Ferdiyetçilikten bir parça uzak olması lazım. De analitik düşünme kabiliyeti son derece önemli. En fazla değer verdiğimiz şeylerden bir tanesi o. En fazla sorduğumuz sorular muhakeme sorularıdır bizim mülakat sırasında. Esasen sorunun cevabını verip vermediği adayın çok önemli değildir. Aradığımız buna bir doğru cevap vermesi değil arkadaşımın. İzlediği yöntem, yaptığı muhakeme, analiz, ki zaman zaman ufak sufrelerle yardıma açık olup olmadığı, karşı tarafı dinleyip dinlemediği, temel olarak bu özellikleri arıyoruz. Ben çok iyi bir nesil geldiğine inanıyorum açıkçası. Yani şimdi hep şey diyorlar ya, işte şimdiki gençler saygısız, şimdiki gençler çok rahatına düşkün, her şeyi çok kolay elde etmek istiyorlar. Sadece yeme, içme, eğlenme, gezmeyle şeyler, gençlikten çok umutsuzum diyorlar. Bunu söyleyen Sokrates arkadaşlar. Yani yanılmıyorsam bundan 3000 yıl kadar, 2000 yıl kadar önce söylemiş bunlar. Yani her nesil, yani babamın sözleri gibi veya babalarımızın sözleri gibi, her nesil bir önceki, bir sonraki nesilden şikayetçi, hiç şikayetçi olmaya gerek yok. Canavar gibi bir nesil geliyor. Z jenerasyonu böyle bir jenerasyonsa muhteşem bir jenerasyon.
Eksikleri var mı? Var. Fakat bize göre inanın çok daha donanımlılar. Her şeye çok daha kolay ulaşma, erişme imkanına sahipler. Bir tek sabır göstermeleri gerekecek. Çünkü ortalama hayat uzuyor. Meslek hayatları uzuyor. Belki tek bir işte çalışmayacaklar. Farklı uzmanlıkları edinmek zorunda kalacaklar. Belki ikinci, üçüncü ihtisasları yapacaklar. Ortalama hayat Türkiye'de bile 78-81 yaşına geldi. Avrupa'da 85'e kadar çıktı ve 20 yıl içinde 100 yaşın üzerine çıkacak. 20'li yaşlarda meslek hayatına başlayan bir arkadaşım emekliliğinde 65-70 olacağı düşünülürse 50 yıllık bir çalışma hayatı olacak. O yüzden doğru meslek konumlanmasını da iyi seçmesinde fayda var. Tam onunla ilgili bir şey aslında sormak istiyorum. Bu odaklanma konusunu naçizane ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir taraftan sizin söylediğiniz hani farklı disiplinler, agile olmaktan gelen o takım oyuncusu bir ana şey var mı? Hani farklı parçalardan da öğrenmeli. Bunun dengesi nasıl olmalı? Bir odak mı olmalı? Başlarken mi odaklı olmalı? Her şeyden hani katarak mı başlamalı? Bir ideal oran var mıdır burada? Ya bir odaklanma bana sorarsanız mutlaka olmalı. Yani kişinin sevdiği mesleği yapma anlamında çok fazla dağıtık yapıda olmamalı. Yani odaklanma konusundaki tespitinize ben de katılıyorum. Fakat hiç çocuklara ne istiyorlar, ne yapmak istiyorlar, aslında biz ne yapıyoruz anlatmadık. Ondan ötürü ben işe alım mülakatlarında da yeni işe aldığımız arkadaşlarla yaptığımız sohbetlerde, toplantılarda da çok sık fark ediyorum. Dışarıdaki algınızla içine girdikleri zaman karşılaştıkları şey çok farklı. Onu mümkün olduğunca belki öğrenim hayatı sırasında deneyim etmek lazım. Sizlerin de katkısı oldu. Sağ olun, iş alım süreçlerimizi 4-5 yıldır sizle çalışıyoruz. 2017'den beri bir sürü alanımızı dijitalleştirdik. Staj süreçlerimizi de biliyorsunuz dijitalleştirdik. Ve arkadaşlarıma şunu söyledim. Ya çocukları getirip fotokopi çektirip çay yapıp bir masaya önüne bir tane dosya atıp otur burada staj yap, sana da staj belgeni verelim, aferin. Giderken de küçük bir kalem hediye edelim diye bir staj yaptıracağımıza ve bunu 1.000 kişiye yaptıracağımıza 100 kişiye yapalım bunu. Ama çok kaliteli bir staj programı yapalım. Sağ olsun Tankut Beyler, Aslı Hanımlar muazzam bir program organize ettiler. 3. sınıf, 4. sınıf öğrencilerine yönelik. Evet, 4.000 müracaat alıyoruz işte. Bunun içinden 100 arkadaşımızı bir takım eleme kriterleriyle seçiyoruz. Ama arkadaşlarıma şöyle söyleyeyim, adam gibi bir staj yaptırıyoruz. Yani en azından çocuk ister ki bu stajı yapan arkadaşlarım sadece iktisadi idari bilimlerden değil, %40'ı bu alandan geliyor. Mühendislik disiplininden %30 oranında geliyor ve farklı aklınıza gelebilecek her türlü matematikten tutun, istatistiğe hatta hukuk disiplinine kadar arkadaşlarımızı alıyoruz farklı branşlardan. Ve bunları farklı farklı bölümlerde, yani bireysel bankacılık pazarlamada, kurumsal mimaride, ticari bankacılık pazarlamada, kredide, insan kaynaklarında çalıştırıyoruz. Projeler veriyoruz, sunumlar yaptırtıyoruz. En üst düzeydeki yöneticilerimizle muhatap kılıyoruz. İşte meslek seçimi öncesindeki mesleği deneyimleyebileceği genç arkadaşlarımın ne istediğine çok daha rahat karar verebileceği ve şeylere yönelik, kurumlara veya şirketlere veya branşlara yönelik algısını da kırılabileceği. Yani hiç bankacı olmak istemeyebilir bir arkadaşım ama çok yatkın olup çok mutlu olabilir. Ya da kendisi mutlaka bankacı olmak istiyordur ama kişilik özellikleri de hiç uygun değildir. Kendisine de uygun değildir. Son derece mutsuz olacaktır bankacı olursa. Kafasında çünkü bir fenomen vardır. Şeye ilişkin, bankacılığa ilişkin, doktorluğa ilişkin, avukatlığa ilişkin. Halbuki mesleğin iş dünyası böyle olmayabilir. Tamamen farklı olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, benim hayatımın %70'ini, yani geçmişte bir sürü kredi vesaire görevleri yaptım ama şu anda teknolojiyle ilgili projeler alıyor. Her sene 1,5 milyarlık bütçe ayırıyoruz teknolojiye. Bir master plan altında onu yürütüyoruz. İşte 2 gündür garden toplantıları vardı. Gelecek senenin programını yapıyoruz. 216 bin kişi günlük bir yazılım kapasitesi kullanacağız. Acaba yeni ne çıkmış, yeni teknoloji nerede ne çıkmış? İşte yapay zeka atölyesinde bu yıl hangi use case'leri alıp hayata geçirebiliriz? Öbür taraftan işte 72 tane robotumuz oldu. Hangi alanlarda robotik yazılım süreçlerini devreye sokabiliriz diye. Fakat bir şey de ıskalamamanız lazım. Teknolojiye bu kadar yatırım yaparken teknolojiyi insanın yerine değil, o sloganla hareket ediyoruz. İnsanın yanına konumlandırmak lazım. Evet, şeyleri seyrediyoruz işte Black Mirror'ları vesaire Netflix'te. Hörleri aklımız bazen birazcık dağılıyor. Teknoloji de çok kuvvetli geliyor. Yapay zekasından tutun virtual realitesine kadar, hologram teknolojilerine kadar. Ama insanoğlu eşrefi mahlukattır, hep söylüyorum. Yaratılmış varlıkların şereflisidir. Son derece orijinaldir. Korkunç bir uyum ve adaptasyon yeteneği vardır. Ve bu uyum yeteneğiyle bu hale gelmiş vaziyette. Kötü
gelişmiş özelliklerimizi de dünyanın sürdürülebilirliğine ilişkin işte yavaş yavaş bu tür pandemilerle vesaireyle depremlerle akıllanıp öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah da öğreniyoruzdur. Bunlardan ders çıkarıyoruzdur. İnsan onu mutlaka olacaktır. Çok Evet. belirsiz, değişken işte rebus sic stantibus tam. Her şeyin değiştiği, hızla oynadığı, sizin buna adapte olmaya çalıştığınız ve adapte olurken de esnek davranmanız gereken bir çağdan geçiyoruz. Arkadaşlarıma tavsiyem o yüzden adaptasyon yeteneklerini arttırmak olur. Ve mümkün olduğunca çok ve yaygın okusunlar. Yani iktisat okuyorsa bile gitsin bir teknoloji dergisini takip etsin. Teknoloji okuyorsa bile bir ekonomi dergisini veya uluslararası bir siyasal yayını takip etsin. Artık erişim de çok kolay. Biz işte Haşet Kitabevi'ne bir Almanca gazete veya İngilizce gazete gelecek diye beklerdik. Geçen ayın sayısı veya 2 ay öncenin sayısı gelirdi. Ve şimdi online her yere ulaşabiliyorsunuz. Harvard'ın kütüphanesine ulaşabiliyorsunuz online olarak. Oxford'un kütüphanesine ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin çok güzel kütüphaneleri var, Bilkent. Ben hatırlarım Ankara'da Milli Kütüphane'ye giderdik ders çalışmaya. Hem biraz ortamı sıcak olduğu için hem de ulaşabildiğimiz kaynakları alabilmek için. Şimdi kütüphaneyi cebimizde taşıyoruz. Dilerseniz biraz bayağı bir sorumuz birikti. Aslı Hanım eğer yönlendirebilirse, merhaba Aslı Hanım, hoş Tabii ki. geldiniz size bu arada. Biraz soru cevap yapmamız iyi olabilir, görürseniz Burak Bey. Herkese merhaba diyeyim. Ben şöyle Merhabalar kısaca Aslı'cığım. yanıtlamaya çalıştım ama özellikle Burak Bey'e gelenleri not aldım. Onları isterseniz direkt size yönlendireyim. 20 yaşında başladığı İş Bankası ile günümüz arasında nasıl bir değişim, gelişim görüyor? Farklı yapılabilir olan neler var sizce demiş. O kadar köklü bir değişim ki yani 7 tane ekonomik kriz gördük bu süreçte. Bankaya başladığımda şubelerimizin önemli bir kısmı offline'dı. Offline şu demek, siz geliyorsunuz bir şubeye para yatıracaksınız, fiziken parayı veriyorsunuz. Birisi karton çıkartıyor, sizin resminizi alıyor, kartonun köşesine yapıştırıyor, 10 bin lira yazıyor, 2 bin lira çekiyorsunuz, 2 bin lira yazıyor, karton yerine kaldırılıyor, konuyor. İlk önce böyle bir çalışma düzeniyle başladık. Hatta ilk görevlerinden bir tanesi online'a geçen şubelere online dersleri anlatmakta eğitimci olarak. Yaklaşık 200 şubenin personeline bu şekilde arkadaşlarımla beraber ders verdik. Bir tane bilgisayar vardı o zamanki Yetenek Yönetimi Eğitim Müdürlüğü'nde. Bilgisayarın üstü şeyle örtülüydü, poşetle. Çünkü virüsler vesaire falan gibi şehir efsaneleri vardı. Kirlenir bilgisayar, tozdan şey olur diye. O da kütüphane odasında duruyordu. Anahtarı da bölüm müdürümüzde duruyordu. Bölüm müdüründen ne iş yapacağınızı söyleyerek yarım saatliğine kullanma izni alıyordunuz. Bilgisayara gidip anahtarla kapıyı açıp işte açıp kullanıp ne kadar süre kullandığınızı, ne yaptığınızı da oradaki deftere not ediyordunuz. Sonra tekrar örtüsünü örtüp kapıyı kilitleyip çıkıyordunuz. Böyle bir dünyaydı bankaya başladığımızda ki İş Bankası, hani şöyle söyleyeyim size, ilk bankamatiği Türkiye'ye getiren, ilk internet bankacılığını yapan, ilk telefon bankacılığını yapan, ta o tarihlerde bilgi işlem merkezini, Eskişehir yolu kaçıncı kilometreydi Aslı? 8. 8. kilometre, şimdi SPK olan, yerde kurmuş olan kurum. Fakat o zamanki halimiz böyleydi. Böyle bir bankacılık vardı. İşte çok enteresan bir şekilde bir bilgisayar kursuna gönderdiler bizi o 8. kilometreye. İşte yavaş yavaş şeyi öğrendik hayatımızda ilk defa. Dbase diye bir şey varmış, Quattro varmış. Daha Windows falan gelmemiş hayata. Moonstar diye bir yazı programı var, çok güzel. Hatta kendimize göre de inovasyonlar yaptık. İşte bankalar biliyorsunuz senet icmali doldururlar, teminat mektupları yazarlar. Maskeler falan yaptık onlardan. Yazmaya gerek yok dedik, bakın böyle hazır sadece boşlukları doldurursunuz. Daktiloya karbon kağıda gerek yok falan diye. Büyüklerimizden de epey bir azar işittik. Oturun oturduğunuz yere, siz ne yapıyorsunuz diye. Bugün dünyasına geldiğimde tamamen farklı. Konuştuğumuz jargonlardan tutun, iş yapma tarzımıza, şekillerine kadar her şey değişmiş vaziyette. Sizlerin jenerasyonunun doğduğu dünya ile bizim jenerasyonun doğduğu dünya hakikaten çok farklı. Biz size adapte olmaya, yetişmeye çalışıyoruz. Yani aslında uyum yeteneği dedim ya, uyum yeteneğini göstermesi gereken bizleriz. Şu anda başlasaydım sıfır başlayan bir arkadaşım, yani bu soruyu soran sevgili arkadaşım benden çok daha yetkin olarak bankaya başlardı. Yani ben 30 yıllık birikimimle, tecrübemle o arkadaşımdan belki mesleki yetkinlikler veya mesleki bilgiler anlamında tecrübe sahibi olurdum. Ama adaptasyon yeteneği o arkadaşım benden çok daha yüksek olacak. Kriz yönetiminde yöneticinin çok iyi yönetmesi mi yoksa çok iyi iş bilmesi mi önemlidir demiş. Bana sorarsanız çok iyi iş bilmesi değil, çok iyi yönetmesi önemlidir kesinlikle. Çünkü yönetici tanımını ben şöyle yapıyorum. Yönetici her şeyi bilen kişi değil,
işini iyi bilen insanları bir araya getirip uyum içinde çalıştırmayı başarabilen kişidir. Her şeyi bilmeye kalkarsanız yönetemezsiniz. Her şeyden bilgi sahibi olmak istersiniz. O çok klasik bir yönetim tarzıdır. Bugünün yöneticisi biraz daha fedakar yönetici, verici yönetici, koordine edici yönetici olması lazım. Liderlik kavramı da bence bununla özdeşleşiyor. Yani işte dünyadan gelmiş geçmiş büyük Atatürk dahil bütün liderlere bakın. Hepsinin kendi bir ihtisas alanları var. Ama doğru isimleri seçerek, doğru ekipleri bir araya getirerek başarı hikayelerini yazıyorlar. Hiç kimse tekil bir başarı hikayesi yazamaz. Hayat one man show yapılacak bir yer değil diye düşünüyorum. Multidisipliner bir gelişim süreci geçirmek finans alanında yetkinliğimizi ve derinliğimizi azaltmaz mı acaba? Yani iktisat birincisi sosyal bir bilim. Onu öyle kabul edin. İnsan üzerine kurulu, matematikten yararlanan bir bilim, verilerden yararlanan bir bilim. Ama iktisat matematiksel bir bilim değil. Matematiksel gerçeklere dayanan bir bilim. Onun yanında ben üniversite eğitimlerinin de değişeceğini düşünüyorum önümüzdeki süreçte çok radikal bir şekilde. Hatta şu anda bildiğimiz klasik bölümlerin yerine daha multidisipliner bölümlerini alacağını düşünüyorum. Şunu yapabilirsiniz, biliyorsunuz pek çok üniversitede kredili zorunlu olarak tamamlamanız gereken dersler var. Seçmeli olarak alabildiğiniz dersler var. Gene siz iktisat alanında uzmanlaşabilirsiniz, finans alanında uzmanlaşabilirsiniz. O kadar da dışarıdan göründüğü kadar da karmaşık değildir. Yani dünyanın en eski iki mesleğinden bir tanesidir. Bankacılık yani para topluyorsunuz, para satıyorsunuz. Sanmayın ki bizim işimiz bütün gün IMKB'yi veya para piyasalarını takip ederek geçiyor veya önümüzde işte Reuters'lar açık. Tabii ki o işimizin bir parçası ama çok küçük bir parçası. Asıl işimiz insanlarla, asıl işimiz süreçlerin yönetimiyle. Yoksa şey hayali kurmayın böyle Wall Street'teki gibi askılı adamlar önlerinde ekranlar, ekranlardan borsayı aldım sattım falan. Öyle bir dünya yok. Zaten sürdürülebilir bir dünyada değil. Dediğim gibi işin de çok küçük bir parçası. Pek çok arkadaşım broker olma, şey olma hayali vardır. Gelip o arkadaşlarıma ben bir hafta brokerlık yaptırsam tahmin ediyorum istifa edip giderler şeyin dünyasında. Asla derinleşmek bizi etkilemez ama yan ders olarak mutlaka kodlama dersi almaya çalışın. Artı kendinizi geliştirecek farklı yabancı diller olabilir. Latince olabilir. Mesela çok tavsiye ederim. Oğluma da ısrarla aldırtıyorum. Güzel bir dildir Latince, matematiği olan, harmonisi olan bir dildir. Sizi analitik düşünme konusunda çok ciddi eğitecek derslerden bir tanesidir. İktisat okuyorsanız yanında sosyoloji alın, psikoloji alın, hukuk alın, tarih alın. Yani ille teknoloji alanında da kendinizi zenginleştirmeniz gerekmez. Paralel çapraz disiplinler, farklı ilgi duyduğunuz disiplinlerle de zenginleştirebilirsiniz. Yani iyi sosyoloji bilen bir iktisatçı, iyi matematik bilen veya iyi istatistik bilen bir iktisatçı, düz bir iktisatçıdan çok daha verimli olacaktır finans hayatında. Ülkenin bulunduğu ekonomik durum, küresel pandeminin hızlı ve büyük değişimlere sebep olması ve bunun sonucunda çemberin dışında kalma korkusu ile beraber her bölüme aşina olma çabası bence nesilde derin psikolojik değişimler yaratıyor. Ben Burak Bey'in kendisi şu an bizim yerimizde olsa deneyimleriyle beraber nasıl bir yol çizer ve bu değişimlerle nasıl başa çıkmaya çalışır? Çok zor soru. Diye cümleyi tamamlayayım bari yarım kalmış. Çok zor soru. Keşke cevabını bilseydim. Neydi arkadaşımızın adı? Ceren. Sevgili Ceren, keşke cevabını bildiğim bir soru olsaydı. Yani ancak tavsiyelerde veya ne yapardım diye düşünürsem. Bir kere akademik tabanımı son derece güçlü bir şekilde eğitimimi tamamlamak isterdim. Ve mutlaka iyi bir dil öğrenerek. Ki artık İngilizce yabancı dil olmaktan çıktı, evrensel bir dil haline geldi. Onun yanında da ne yapmak istediğimi kendime sorardım önümüzdeki dönemde. Nasıl bir iş beni mutlu eder? Nasıl bir hayat beni mutlu eder? Hayat aslında sadece işten de ibaret değil sevgili arkadaşlarım. Mesai dediğimiz kavram birinci endüstri devrimiyle yani endüstri 1.0'la buhar makinesiyle falan ortaya çıkmış. 200 yıllık bir kavram. Bunun yani bizim 10 bin yıllık uygarlık tarihimizde, insanlık tarihimizin 200 yılında sadece mesai diye bir kavram var. Belki bu pandemi sürecinden sonra da mesai kavramı çok tartışılır hale gelecek. Mesai hani insanları evet çok hızlı üretim yapmanız gereken, hizmet sunmanız gereken yerde blok olarak 8 saat aynı saatlerde veya vardiyalar halinde çalıştırmanız gerekiyordu. Ama bugünün geldiği imkanlar ve yaratabileceği teknolojiyi refaha dönüştürmeyi, insanlık refahına dönüştürmeyi başlarsak belki mesai kavramı bile değişecek. Ondan ötürü ne yapmak istediğinize karar verin.
bir takım deneme yanılmalar da yapabilirsiniz. Fakat bu deneme yanılmaları çok fazla yapmamanızı tavsiye ederim. Yani mesela şunu yapmayın. Sırf bir etiket olsun diye her arkadaşım gidiyor bir tane MBA master yapıyor. İşletme dışarıdan. Zevk almıyorsanız ve size değer katacağına inanmıyorsanız gidip MBA master'ı yapmayın. Gidin psikoloji master'ı yapın onun yerine. Veya gidin işte veri bilimi üzerine, veri bilimi akademisine kaydolun. Gidip bir yazılım akademisine kaydolun. Ufak denemelerden de kastım şu, doğru bir mesleği, size uygun bir mesleği seçebilmek amacıyla farklı deneyimlerinde bulunabilirsiniz. Fakat bunu da çok geciktirmemeniz lazım bana sorarsanız. İşte ortalama 24-25 yaşında üniversiteden mezun olduğunuzu şey yaparsak 30 yaşına kadar artık bunun kararını verip yol haritanızı da çizmiş olmanız gerekir diye düşünüyorum. Zor bir süreç hakikaten, hani ekonomik kriz, pandemi, genç işsizliğin son derece yüksek olması, uzayan emeklilik hayatı sizler açısından ciddi belirsizlikler yaratıyor. Onun da farkındayım. Ama her şeyden önce bence hayatta mutlu olmayı başarmak lazım. Hayatta mutlu olmayı başarmak için de doğru meslek seçimi, tahmin ediyorum doğru eş seçimi kadar önemli. Annemizi babamızı seçemiyoruz. Doğduğumuz ülkeyi seçemiyoruz. Dinimizi, milliyetimizi seçemiyoruz belki. Ama hayatımızı seçme şansına sahibiz diye düşünüyorum. Ondan ötürü o manada umutsuzluğa kapılmayın bence. Ama çok büyük ve şey hedeflerde koymayın. Bütün gençler diyor ki ya baba bir startup kuralım. Tamam mı? Bak millet, iki tane genç mühendis gelmiş bir araya kurmuşlar. Bir de başlangıç sermayesi melek yatırımcı bulmuşlar. 50 bin dolarla uçmuş gitmişler. Bizim World Cup gelişim programımız var. Startupların hikayelerini. Evet, hep iyi örnekleri görüyorsunuz böyle. Sonra da şirketi abi 100 milyon dolara satmışlar. Hayat hikayesi öyle değil. Binlerce var. Bu binlercenin 999'u da duvara tosluyor maalesef. Ama kötü bir şey mi? İyi bir şey. Ama duvara toslamayı göze alıyorsanız ve başarı şansınızın bu kadar düşük olacağını göze alıyorsanız girmez. Veya şey hayali var. Baba yurt dışına giderim. Ben 10 yıl yurt dışında yaşadım arkadaşlar. Çok güzel. Amerika'ya giderim falan. Orada bir şirkete girerim, çalışırım. Dışarıdan gözüktüğü kadar hoş değil. Yurt dışına mutlaka gidin. Farklı kültürel deneyimlerinizi elde edin, kazanın. Ama ben şuna inanıyorum. Bizler bu memleketin çocuklarıyız. Sizler Türk çocuklarısınız. Bu vatanın evlatlarısınız. Bu ülkede anneniz babanız sizleri yetiştirdi. Evrensel dünya vatandaşı olun. Ama ne yapacaksanız kendi ülkenizde, kendi memleketinizde yapın. Gidin masterınızı yapın, doktoranızı yapın, dönün. Gidin orada iş deneyimi yaşayın. Değişim programlarına katılın, dönün memleketinizde yapın. Bu cumhuriyeti de, bu ülkeyi de sizlere emanet edeceğiz biz. Yani Büyük Atatürk bırakmış işte, bizler geldik gidiyoruz. Ben 50 yaşıma geldim. 26 milyon genci var bu ülkenin. En büyük sermayesi o. Petrolden, doğalgazdan daha büyük bir sermayesi. Ben ona inanıyorum. Biz gençlere çok inanan bir kurumuz. Ve bunlara kalben inanarak da söylüyorum. Bakın 37 tane Türk genciyle yola çıkan bir kurum bugün Türkiye'nin en büyük grubu haline gelmiş vaziyette. 100 küsur iştirakiyle. 300'ün üzerinde sanayi kuruluşu kurmuş. Birinin vizyonu, büyük vizyoner düşünen büyük bir liderin vizyonu ve arkasından da ona harcanan emek. Çünkü hayat sadece ham fikri, çıplak zekayı ödüllendirmiyor sevgili arkadaşlarım. Ortak aklı, emeği, sistemli çalışmayı ödüllendiriyor. Ondan ötürü ne olur memleketinizden kopmayın, size tavsiyem o. Belli değerlere çabuk ulaşmak için de işte belli ünvanlara, belli maaşlara, belli sosyal statülere çok aceleci olmamanızı tavsiye ederim. Bence ondan daha önemli olan yaptığınız işe değer kattığınızı hissedebilmek, o işin size değer kattığını hissedebilmek, yaptığınız işten mutlu olabilmek, tatmin olabilmek. Yoksa ünvanlar falan bizim dönemimizde kaldı. Şimdi işte bir sürü ünvan da icat ediliyor. Scrum Master'dan tutun işte Agile Koç'a, bilmem neye, alan liderine kadar. Menajer istiyorsanız Türkiye menajerlerle dolu. Başkan istiyorsanız Türkiye on binlerce başkanı var. Kartvizit üzerine yazacağınız bir title kartvizitte yazan isminizden daha değerli değildir. Kartvizitiniz boş olsun. İsminiz değerli olsun. Yani eğer orada işte Mehmet Aksu yazıyorsa, Mehmet Aksu'nun altında CEO yazması, partner yazmasındansa Mehmet Aksu'nun kendisinin değer olması önemlidir. Ondan ötürü title'ların değil, kendi hayallerinizin ve kendinizin peşinden koşmanızı tavsiye ederim. Doing Agile Right'ı okudum en son. Okumaya çalışıyorum daha doğrusu hala. Ama ben biraz şeyim, böyle daha klasik ekollerim, şeyi okuyorum, antik Yunan okumayı seviyorum. Bol bol. Onu tavsiye ederim. Felsefe okumayı seviyorum. Biraz oğlum da yönlendiriyor o konuda.
Açıkçası çok güncel modern şeyleri çok fazla takip edemiyorum. Yani gençlik yıllarımda çok ağırlıklı işte siyasal çıkan yeni kitaplar, işte top 10 listesini falan sürekli takip ederdim ama biraz daha seçici okumaya gayret ediyorum. Ömür de kısaldıkça kalan kısmı daha keyif aldığım şeyleri okumaya gayret ediyorum. Dünyayı takip edip okumalarını tavsiye ederim. Gene Türkçe tercümesi de yapıldı galiba yanılmıyorsam. Liderler Son Yemek Yer veya Aslan En Son Yemek Yer diye bir kitap var. Onu tavsiye ederim, güzel bir kitap. Endüstri 4.0 üzerine çıkmış kitaplar var. Onları tavsiye ederim. Ama sırf modern ve popüler diye bir şeyleri de okumayın. İlgi alanınıza girebilecek, ufkunuzu genişletebilecek, daha evrensel bazdaki yayınları takip etmenizi veya kitapları okumanızı öneririm. İş Bankası ülkemizin en köklü kurumlarından birisi. Peki bu köklü bir geçmişe, görece daha genç rakiplerinize göre yeniliklere adapte olma sürecinde bir zorluğa yol açıyor mu? Kurum içi, bürokrasi, hiyerarşi vesaire bakımından. Ya dış algımız bir parça bizim öyle çok evet kurumsal bir kurumuz ama kurumsal olmak hantal olmak anlamına veya bürokratik olmak anlamına gelmez. Dış algımızın bir parça öyle olduğunu düşünüyorum. Hatta yaptığımız kamuoyu algı araştırmalarında vesairede hala bizi ciddi oranda devlet bankası sananlar da var veya kamu bankası sananlar var. Biz kamusal sermaye olmayan aslında en büyük kamusal bankayız. Zorluk yaratmıyor. Şundan ötürü zorluk yaratmıyor. Bu pandemi sürecine kadar yıllık 800-900 civarında işte Tankut Beyler, Aslanımlar vasıtasıyla yeni alım yapıyoruz. Sürekli taze kanla besliyoruz. Ortalama 30-35 yıllık bir meslek hayatından sonra da arkadaşlarımız emekli oluyorlar. Yani rotasyon oranımız son derece düşük. %2'lerin altına indi hele pandemide. 2-14'ler civarındaydı. Sektör %15. Kalıcı ve uzun vadeli yatırım yapıyoruz çalışanlarımıza. Eğitime çok büyük önem veriyoruz. İnanılmaz bir eğitim tesisimiz var. Sevgili Donlayan ve orada arkadaşları muazzam işler başarıyorlar. Yani sanal gerçeklik stüdyosundan tutun, aklınıza gelebilecek oyunlaştırılmış eğitimlerden tutun, işte sınıf eğitimlerine, yurt dışı eğitimlere, dijital eğitimlere ve webinarlara kadar yüzlerce farklı eğitim programını uyguluyorlar. İnsana tahmin ediyorum yatırım yaptığımız için ve gençlere o bizi dinamik tutuyor. Yani her yıl bu taze kandan beslenmesek zaten yok olup gideriz. Yani her yıl gelen bu aramıza katılan 800 tane pırıl pırıl genç arkadaşım, işte mühendisi, iktisatçısı, ekonomisti, hukukçusu, mimarı, matematikçisi, istatistikçisi bize son derece değer ve dinamizm katıyor. Bu döngüyü kırarsanız, bunları alamaz hale gelirseniz, ki dijitalleşme bir parça biliyorsunuz kadrolar üzerinde de etki yaratıyor. Hatta sanayi kadrolarında %40 azalış olacak diyor. Ama öbür taraftan dijitalleşmenin yarattığı yeni iş fırsatları, yeni dinamikler de var, veri de var. Ondan ötürü çok karamsar olmamak lazım. Yani bakın ben 24 bin kişiyle gayet karlı, başarılı, Türkiye'nin en büyük özel bankası olarak, hatta grup bazında Türkiye'nin en büyük grubu olarak iyi bir öz varlık karlılığıyla şeyimi sürdürebiliyorum. Bana da danışmanlar söylüyorlar 16 bin kişiyle çalışabilirsiniz, 18 bin kişiyle çalışabilirsiniz diye. Evet 16 bin kişiyle şu andaki bilançoları yönetmek var veya işleri veya 24 bin kişilik bilanço veya iş üretmek var, değer üretmek var. Çalışan sayısı kadar da değer üretebilirseniz o taze beslemeden kendinizi mahrum bırakmazsınız. Ondan ötürü bizim dinamizmimizi sağlayan arkadaşlar sizler ve yeni aramıza katılan arkadaşlarımız. Bu mevkiye gelirken farklı dallarda aynı şirketin iştiraklerinde çalıştınız. Peki keşke şu mevkideyken şunu yapsaydım veya şunu yapmasaydım dediğiniz anlar oldu mu? Şimdiki aklımda yapmasaydım dediğim veya o zaman şey yaptım şube müdürlüğü döneminden tutun ürün müdürlüğü dönemine satış müdürlüğü dönemine kadar çok şey var. Fakat yaptıkların da insanı barışık olması lazım. Çok barışık olduğum iş de var. Optimist davranmaya gayret ettim ama açıkçası şunu söyleyeyim. Hiçbir unvanın rolün talip olmadı. Yani zaten çalışırsanız ve böyle bir kurumsal müesseseyseniz karşılığı mutlaka gelir. Yani işte şu beklentilerin içinde hiçbir zaman olmadım. İnsanların kuralları vardı. Ya 2 yıl oldu, bana artık senior unvanı vermeleri lazım. 7 yıl geçti, bak yanımdaki müdür yardımcısı oldu, ben niye olamadım? Benim müdür yardımcısı olmam lazım. 8 yıl beni yükseltmiyorlar gibi. Böyle zamanlara vesaireye değil, işinizi iyi yapmaya odaklanın. Bir de temel yaklaşımdan bir tanesi şey lafına çok inanırım. En iyi yönetici yaptığı işi yok eden yöneticidir. Yani
İşimizi ne kadar azaltırsanız, ne kadar yok edebilirseniz, ne kadar dijitalleştirebilirseniz, eğer bunu başarabiliyorsanız, bu inovasyonu başarabiliyorsanız ki hayatta korkunç inovasyon alanları var. Sorun olan her alan inovasyon yapılabilecek bir alandır. Eğer bir yerde bir sorun varsa, hayatta bu kadar çok sorun varsa, bankacılıkta, finans sektöründe bu kadar çok sorun varsa, inovasyondan başka bir şey yok. Yenilikçi, modern düşünmeye gayret edin. Hayata ilerici bakın. Yenilik, gençleri dinleyin bol miktarda. Onların önünü açın bana sorarsanız. Mesela bu Agile'i biz çok tartıştık. Kendi içimizde bizim yapıya uyar, uymaz vesaire falan diye. Arkadaşlarım ikna etti beni. Değişime açık olmanız lazım. Kalanında da ille bir mevkiye geleceğim diye düşünmemeniz lazım. Yani ben şunu söyleyeyim. Ben bu kurumda çalışıp işte şu anda Ankara Merkez veya Ankara Bölge Müdürü olarak da emekli olsaydım. Yaptığım işlerden mutluluk duyuyorsam ve yaptığım işten son derece keyifli ve onurlu bir şekilde emekli olurdum. Ondan ötürü dedim ya, kartvizitlerin üzerinde yazan isminiz, kartvizitlerin üzerinde yazan ünvanınızdan çok daha değerlidir. İsminizin değerini katın. Boş verin, ünvan bir şekilde arkadan gelir. Ha, bunları elde ettin, şimdi böyle söylemek kolay diyebilirsiniz bana. İnanın hayata öyle bakın. Yükseklerde de rüzgarlar daha sert eser. İlle her zaman çok yükseğe çıkmamak lazım. Yani Everest'e doğru tırmanmak zor. Türkiye'nin küçük tepeleri de var. Onlara da tırmanabilirsiniz yani. İlle Everest olmasın, Ağrı olsun. Ağrı olmasın, Köroğlu Dağları olsun, Bolu Dağları olsun. Yeter ki siz o tırmanıştan, o yolculuktan keyif alın. Peki. Kurumsal kurumlarda çalışmanın diğer kurumsal olmayan şirketlere göre ne gibi avantaj ve dezavantajları vardır? Kurumsal bir firmada çalışmanın şu şeyi var. En azından çalışma ilkeleri var, standartları var, prensipleri var, kodeksleri var. Bunun zaman zaman getirdiği dar kalıplar da olabilir. Hani sizi rahatsız eden. Fakat Türkiye'deki özel şirket kültürüne baktığınız zaman maalesef şirketlerimizin ortalama ömrü 19 yıl. Çoğu kurumsallıktan uzak aile şirketi şeklinde. Kişi her şeyi bilen yönetici tarzında, patron tarzında, onu da ben bilirim, bunu da ben bilirim diye. İyi profesyonellerle çalışmıyor. Emeğin işte sendikalaşma oranına baktığınız zaman Türkiye'de maalesef Avrupa'da bütün bankacılar sendikalı ama bizde işte İş Bankası'yla bir iki banka haricinde sendikalı olan banka yoktur. Ondan ötürü kurumsal bir yerde çalışmak, kendinizi geliştirebilmek, çok şey öğrenebilmek, o şirket ne kadar büyükse, etki alanı ne kadar fazlaysa, dokunduğu alanlar ne kadar genişse size o manada çok ciddi katkı sağlayacaktır. Ama bir küçük ölçekli özel şirkette sahip olduğunuz esnekliklere de sahip olamayacaksınızdır. Ama bana sorarsanız kolektif bir kurumsal yapı her zaman serbest yapıdan daha değerli. En etkilendiğiniz veya hayatınıza yön veren olay var mıdır? Varsa anlatır mısınız? Depremi tahmin ediyorum. Ben çok ondan etkilenmiştim. Almanya'daydım o sırada. Şubelerimizde gece 10'a kadar falan açık tutmuştuk. Bir sürü de tanıdığımız arkadaşımız vardı. Maalesef depremde kaybettiğimiz arkadaşlarımız da oldu. Yani düşününce aklıma hemen ilk etapta o geliyor. Yakın zamanda da İzmir'de deprem olduğu için İstanbul'da sürekli deprem tehlikesi şey yaptığı için hayatta tahmin ediyorum en etkilendiğim olaylardan bir tanesi o. Bir de sanırım çocuklarım doğduğunda kucağa aldığım an diye söyleyebilirim. Hayatta beni en çok etkileyen şey odur. Yani bir canlıyı dünyaya getirmesine aracı olabilmek. Hayatla ilgili tahmin ediyorum daha çok. İşle ilgili 2001 kriz. Çok ağır bir ekonomik krizdi. Tüm dünyanın etkilendiği, bütün kredi süreçlerinin durdurulduğu vesaire yapıldığı, bizim de işte Arya'yı aldığımız dönemde. Hakikaten özellikle o dönemde işte kredi hattındaki arkadaşlar, hazinedeki arkadaşlar, gecelere kadar süren mesailer oldu, açık pozisyonlar kapatılmaya çalışıldı. Türkiye'nin savrulup gittiği, çok tane bir daha yaşatmasın, çok ağır bir krizdi mesleki anlamda da o. İş Bankası olarak blockchain zinciri, kripto para hakkında mesleki evet. Tecrübenize dayanarak nasıl bir öngörüde bulunabilirsiniz? Şu an Türkiye'de yasal veya illegal olmamasını da göz önüne alarak gerekli yetkilere sahip olmanız dahilinde İş Bankası'na ait bir kripto para yazılımı sunumu düşünür müydünüz? Bir blockchain çok önemli bir teknoloji. Türkiye'de hatta az önce sabah mailleştik. Dış ticarette ikinci ayağını da yaptık. Mesela kambiyo işlemlerini uygulamaya başladık. 15 gün süren bir işlemi yaklaşık 20 dakikada sonuçlandırdık arkadaşlarım blockchain teknolojisiyle beraber. Pilot olarak deniyoruz ve pek çok alana uygulanabileceğini düşünüyorum. Özellikle kamunun çok etkin yararlanabileceğini düşünüyorum
blockchain teknolojisinden. Türkiye'de maalesef henüz mevzuata altyapısı tam anlamıyla yok ama 11. Kalkınma Planı çalışmalarına katılmıştık. Orada da önemli bir başlık olarak yer alıyor. Bir takım ona ilişkin düzenlemeler de yapılmaya başlandı veya kanun tasarıları var mecliste. Blockchain çok etkin olarak işletilebilecek bir teknoloji. Özellikle verinin bu kadar yaygın olduğu ve aynı verinin pek çok alanda kullanıldığı. Yani şeyi düşünebiliyor musunuz? Yani ayrı kimlik kartlarımız var, kurum kimlik kartlarımız var, bankamatik kartlarımız var, nüfus cüzdanlarımız var, ehliyetlerimiz var, pasaportlarımız var. Halbuki buradaki verilerin hepsi birbiriyle %90'a identik, ortak veriler. Ve bu verilerin bir kısmı nüfus müdürlüğünün elinde, işte bir kısmı pasaport daire başkanlığının elinde, bir kısmı bankaların elinde. Bu verinin bir araya gelerek oluşturulacak bir blockchain'in yaratabileceği iş gücü anlamındaki verimliliği veya hayatı kolaylaştıracağı anlamındaki verimliliği düşünebilirsiniz. Kamunun burada bir parça önce olması gerektiğini düşünüyorum. Biz kendi alanımızda yapmaya başladık. İki pilot da başarılı oldu. İnşallah galiba önümüzdeki ay, yanlış bilmiyorsam, ilk real blockchain işlemini gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin yatırım yapması lazım. Kripto paraya gelince, evet, para dünyasında bir değişim meydana gelebilir ama bir kripto paranın, bana sorarsanız, varlığını devam ettirebilmesi için arkasında bir devlet gücüne ihtiyacı var. Yani arkasında Merkez Bankası olmayan hiçbir paranın uzun vadeli olarak kalıcı yaşama şansı yok. Bunu biliyorsunuz, Microsoft'ta denediği pek çok şeyler var. Ve kripto para maalesef bir spekülatif yatırım amacı olarak da algılanıp kullanılmaya başlandı ki asıl amacı bu değildi ortaya çıktığında. Yani alternatif bir dijital para yaratılmasıydı. Kripto para olacaktır ama bir gün görürsünüz Türkiye Merkez Bankası yapacaktır bu işi bankalarla beraber veya Amerikan Merkez Bankası yapacaktır, Rus Merkez Bankası yapacaktır. Çünkü para aynı zamanda iktidarı, gücü sembolize eder. Para, yani bütün tarih boyunca düşünün, hükümdarların ilk geldiğinde yaptırdıkları şey, hatırlayın, kendi resimlerini içeren paralarını basmak. Eğer bir devletin parası yoksa, alternatif bir güç, bir para ürettiyse, adı ne olursa olsun bu kripto paranın, ona o siyasal güç el vermez. Ya o kripto paranın sahibi siyasal güç haline gelir ya da siyasal güç o kripto parayı üretenlerden alır elinden. Ondan ötürü ben kripto paranın var olacağına, yeni para birimi haline dönüşebileceğine inanıyorum. Fakat mevcut yapısıyla değil, arkasına işte Basel'i, merkez bankalarını almak suretiyle Basel komitesini ilerleyebileceğini düşünüyorum. İş Bankası'nın küresel ölçekte yatırımları ve planlamaları ne durumda? Ülkemiz bankacılık sektöründe sadece yabancı yatırımcının ülkemizde faaliyetlerini gördük. İş Bankası olarak sizin bunun tersini başarma hedefiniz var mı? Çalışanlarınız, çalışan adaylarınız varsa bu planlamaların neresinde? Var, şöyle söyleyeyim. Hem grup olarak var, hem banka olarak var. Yani temin bahsettiğim, Avrupa'da 14 şubeli bir bankamız var. Merkezi Frankfurt'ta olan. Rusya'da gene 3 şubesi olan bir bankamız var. Merkezi Moskova'da olan. Gürcistan'da merkezi Tiflis'te olan gene 4 şubeli bir bankamız var. Kosova'da banka değil ama şube olarak 2 şubeyle örgütlüyüz. Irak'ta 2 şubeyle örgütlüyüz. Çin'de temsilciliğimiz var. Mısır ve Cezayir'de temsilciliklerimiz var. Bahreyn'de şubemiz var. Global oyuncu değil, bölgesel ekonomik oyuncu olabilirsiniz. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Şimdi bizim İş Bankası olarak yarattığımız 60 küsur milyarlık öz varlık, Avusturya'nın sınırından tutun Hindistan'a kadar gittiğimiz o Himalaya coğrafyasında, aşağıda da Suudi Arabistan'ın sınırına kadar gittiğimiz coğrafyada yaratılmış en büyük öz varlık. Fakat bu öz varlığınızın dolar karşılığı Avrupa bankalarında sıralamaya girdiğinde ilk yüze girmiyor maalesef. Çünkü bu ülkeler sermaye birikimlerine veya bankacılığa çok daha uzun yıllar önce başlamışlar. Burjuvazi sınıfına veya işte sanayi devrimini çok daha hızlı başarmışlar. Biz arada kalan gap'i kapatmaya çalışıyoruz. Ondan ötürü bir gün içinde bankacılık gibi bir alanda global dev bir oyuncu olma imkanımız yok ki. Türkiye'de hani dünyada ilk 100 sıralamasına giren tek Türk bankası İş Bankası. Bizden sonra işte bir başka rakibimiz geliyor 127. sırada. Ondan sonra 300 geliyor, 500 geliyor. Yani ilk 100'e girebiliyorsunuz ama ilk 10 oyuncu, ilk 15 oyuncu arasına girmeniz zor. Öbür taraftan bizim devasa bir cam grubumuz var, biliyorsunuz, Şişe Cam topluluğu. Şişe Cam'ın, yanlış bilmiyorsam, 42 civarında fabrikası var. Bunun 21'i Trakya Cam'da görev yaptığım dönemden de hatırlıyorum. Yurt dışında, Hindistan'dan tutun Almanya'ya, Rusya'dan tutun Bulgaristan'a, Mısır'a, Suudi Arabistan'a kadar cam yatırımlarımız var. Onun dışında gene irili ufaklı yurt dışında pek çok grubumuzun şirketi var. En önemlisi Çin'de ve New York'ta iki tane teknoloji, Çin'de ve Silikon Vadisi'nde iki tane teknoloji firmamız var.
Bir Silikon Vadisi'nde çalışıyor. Adaşım Burak var başındaki, çok güzel işler yapıyor. Doğal dil işleme ses yeteneği, işte bizim robotumuz Pepper'ın Deep Learning, Machine Learning suretiyle Türkçe öğrenmesini sağlama ve geliştirme gibi pek çok proje bitiriyor. Kıbrıs'ta KKTC'de gene bir tane teknoloji şirketimiz var. Yani sadece bankacılık konusunda değil, teknolojiyle bankacılığı, hatta sağlığı vesaireyi bir araya getiren sigortacılığı bir konsept içinde bakmak lazım diye düşünüyorum. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum böyle bir imkan için. Keşke pandemi şartları el verseydi, yüz yüze bir araya gelebilseydik, ama dijitalleşmenin de güzel tarafı bu. Hani çok farklı şehirlerden katılan arkadaşlarım var. Belki fiziken bir araya gelmemiz çok daha zor olacaktı, ayrı ayrı seyahatler. Tabii yüz yüze olmanın keyfi bambaşka. Son şeyi söyleyeyim ben. Sokrat'ı demin gençlere yönelik laflarını söyledim, eleştirdim, ama çok severim aslında kendisini. Oğlumla da çatışırız zaman zaman bu konuda. Sokrat'ın bir sözü var, diyor ki sadece bir tane iyi vardır, o da bilgidir diyor. Bir tane de kötülük vardır diyor, o da cehalettir diyor. Ondan sonra rahmetli Uğur Mumcu da derdi, bilgi sahibi olun, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Cehaletten uzak durun. Cehaletten kastettiğim okumamışlık değil, veya şey yapmamışlık değil, sadece eğitim almışlık almamışlıktan bence bağımsız olarak zihni cehalete sahip olmamak, ufkunuzun açık olması, kalbinizin açık olması, yüreğinizin açık olması. Ve son kez tekraren söylüyorum, ben sanılanın aksine çok iyi bir jenerasyon geldiğini düşünüyorum. Çok güveniyorum. Türkiye'yi çok daha ileri noktalara taşıyacak bir jenerasyon geldiğini düşünüyorum. Çok iyi eğitimli, her türlü eksikliğimize rağmen donanımlı, bilinçli bir jenerasyon olduğunu düşünüyorum. Bizler gibi ara dönem çocukları da değilsiniz sizler. Dünyaya açık, global dünya vatandaşı olarak doğdunuz. Her türlü iletişimiyle, teknolojiyle ve bilgi çağının ortasında doğdunuz. Türkiye'nin en büyük şansının siz gençler olduğuna inanıyorum. Biz de gençlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Hepinizin yolu bahtı açık olsun. Ama her şeyden önce inşallah sağlıkla, huzurla bu pandemi sürecini ne size ne sevdiklerinize ne hiç kimseye zarar gelmeden bir an önce atlatırız. Hepinize de başarılar diliyorum eğitim hayatınızda veya kariyer yolculuğunuzda. Çok teşekkürler.